Şimdi şöyle söyleyeyim. Nereye, tabii, neye itiraz ediyor? İsaz ve ek denilebilir yapıcı mahiyette olmak kaydıyla. Bir defa ben zafiyetin araştırılması gerektiği hususunda özellikle istihbarat üzerinde durulması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü orman yangınlarının önlenmesi hususunda alınan tedbirlerde en azından yakın zamanda karşılaştığımız dış güvenlik tabanlı sorunları ele aldığımızda bir eksiklik olduğunu, bu eksikliğin maalesef orman idaresine de yansıdığını, ya arada bir kopukluk var ya da ben 28 Temmuz'dan evvel, bakın çok önemli bir açıklamayı gündeme getireceğim. Hı hı. Sayın Orman Bakanımız 28 Temmuz'dan evvel 15 gün öncesinde, yani basına yansıyan, sizin de internetten bulabileceğiniz bir açıklamada bulundu. Yani Temmuz ayının başında dedi ki, insansız hava araçları ile İHA'lar ile öyle bir gözetim yapıyoruz ki ormanlarımızda çakmak çakılsa, bırakın ateş çıkmasını, çok da başarılıyız. Hemen oradayız, tespit ediyoruz, yakalıyoruz. Şimdi bu açıklamayı yaptıktan 15 gün sonra böyle bir sonuçla zincirleme, ben buna yangın fırtınası diyorum. Hı hı. Karşı karşıya kaldığımızda, ki ben yaşadığım dönemde böyle bir yangın görmedim, orman yangınları anlamında, o zaman bir sorun var, eksiklik var. Yani eksiklik istihbaratta, önlemede ve müdahalede. Üç başlı eksiklik var. Benim için önemli olan kimin ne yaptığı, iktidar muhalefetin durumdan vazife çıkarıp kendilerine yarar elde edip elde etmemesi değil. Benim sorunum vatan, millet, yanan insanlar, canlılar, doğamız. Siz yeniden ağaçlandırmayı istediğiniz kadar yapın. Ne kadar yaşatacaksınız? Bazı ilim insanları diyor ki, bırakın bir süre böyle olduğu gibi gitsin, müdahale etmeyin. Erozyonu, şusu, busu, fevkalade ciddi kayıplarla karşı karşıyayız. Ben mesela Türk Hava Kurumu üzerinden şunu da bugün tartışmıyorum. Kardeşim, Cenab-ı Aşçı bir açıklama yapıyor. Sayın Orman Bakanı bir açıklama yapıyor. Sayın Cumhurbaşkanı'na aktarılandan Sayın Cumhurbaşkanı bir açıklama yapıyor. Üçü de birbirini tutmuyor. Şimdi ben diyorum ki, tamam, batırdınız mı? Burada o birbirini atıyor mu? O zaten bizde bir öyle bir maharet oldu. Hatta şöyle de bir yazıda bir cümle kullanmışım. Hukuk devletinde herkes mazeret üretebilir fakat sorumluluktan kaçamaz. Mazeret bulmadaki kolaylık sosyal normlarda sapmaya neden olur. Kolay mazeret buluyoruz. Mazerete sığınıyoruz, yolumuzu yürüyoruz. İsteyen istediği gibi üstüne alınabilir. Ülkede hukukun tatbikinde de çifte standart. Sorun var. Çünkü şöyle düşünüyor idare eden de, millet de, ya yapanın yanına kalıyor. Böyle bir dünya yok. Biz Türk Hava Kurumu'na dernek diyebiliriz, efendim özel statüde diyebiliriz. Ama Türk Hava Kurumu tüzüğünün yetki ve sorumluluklar başlıklı 4. maddesinin 1. fıkrasının C bendinde havadan yangın söndürme, ki genel havacılık faaliyetlerinin içinde dünyada, biz de öyle kabul ediyoruz. Havadan yangın söndürme alanında Türk milletine hizmet etmek mecburiyeti var. Hı hı. Ve bu hizmeti eğer varsa almak zorundasın. Kim alıyor bunu? Orman idaresi alıyor bugüne kadar. Bu bir, bak. İki, şunu sorgulamak durumundayız. Türkiye Cumhuriyeti büyük devlet, bunda bir tartışma yok. Kardeşim, bizim niye yangın söndürme uçak filomuz yok? Millet bunu sorgulama hakkına sahip, çünkü benim anladığım ilim insanlarından helikopterler ile uçak, yangın söndürme uçakları arasında fark var. Ciddi fark var. Evet. Hatta siz askeriyenin taarruz helikopteri dışında kalan destek kuvvetini, destek helikopterlerini özel bir aparatla soğutma faaliyetlerinde kullanabiliyorsunuz. Ama atipik yangın denilen orman yangınlarına müdahalede karadan çok sınırlı kalıyorsun. Biraz önce hocanın söylediği gibi oralara giremiyorsun ya. Nasıl gireceksin? Oralara girebilmen için yukarıdan en az 4-5 ton su atabilecek
senin sorti yapacak günde en az 3-5 defa ne kadar da devir daim yapabiliyorsa uçaklara ihtiyacımız var. Biz bunu bugüne kadar kanun müsait olduğu halde kuramamışız. Neden sizce? Hata, yanlış, eksik. Ben şimdi o müesseseyi idare eden değilim ki şunu veya bunu itham edeyim. Bir izleyici, bir vatandaş olarak siz bunu nereye nasıl oturtuyorsunuz? Hata yapmışız, becerememişiz. Türk Hava Kurumu'nu koy bir kenara. Ondaki usulsüzlük, yolsuzluk iddialarını zaten bir hukuk devletinde bugüne kadar araştırıp kayyum heyetinin en iyi şekilde bu derneği seçime götürmesi lazım. Zaten hedef o idi. Kayyumun heyet olarak oraya seçilmesinin sebebi hem o dönemde idare edin ve hem de usule uygun bir biçimde seçime götürün. Benim tartışmam burada Türk Hava Kurumu değil. Türk Hava Kurumu'nun yangın söndürme mecburiyette yok. Ama Türk Hava Kurumu'nun, bakın şöyle söyleyeyim, tüzüğe bir bakın. Tüzüğün 3. maddesinde diyor ki, bakın şu cümleye bakın. Türk milletinin ve vatanının kurtarıcısı, cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önder Atatürk'ün direktifleri doğrultusunda 16 Şubat 1925 tarihinde Türk Tayyare Cemiyeti adı altında kurulmuş bulunan Türk Hava Kurumu'nun amacı, büyük Türk milletinin maddi ve manevi desteğinde Cumhurbaşkanı ve hükümetin yüksek himayelerinde havacılığı Türk milletine benimsetmek ve sevdirmek üzere ilmi, teknik, turistik ve sportif alanda faaliyet göstermektir. Şimdi sen bunu buraya yazıyorsan, bu tüzük herkesi bağlıyorsa A'dan Z'ye Cumhurbaşkanı dahil, burada herkesin kusuru var. Bu sıradan bir dernek değil. Bu derneğin bir özelliği var, misyonu var. Esasında ilk misyonu hava kuvvetlerine destek olmak, parça imal etmek, pilot yetiştirmek. Evet, yani belirli. İstikbal göklerdedir derken Mustafa Kemal Atatürk esası odur bu Türk Hava Kurumu. Sonra evrilmiş ve bizim Bakanlar Kurulumuz 2008 yılında Türk Hava Kurumu tüzüğünü çıkarmış. Bu yeni bir tüzük. Bu 1925'li yıllardan kalan bir tüzük değil. Devlette devamlılık esas. Benim bir diğer tespitim de şu, ekleme mahiyetinden. Bir defa bizim ne yapıp edip anayasanın 169. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu yanan yerleri ihya etmemiz gerekiyor orman olarak. O sonra ne yaparız kısmına sonra gelelim. Bir, iki, bu da önemli. Bu zaten vatandaşın kanaatimce duymak istediği, oralarda kim ne zarar görmüşse yerinden yurdundan edilmeyerek, sosyal medyaya itibar etmiyorum o konuda. Yok maden aranacakmış, altın aranacakmış, bu yerleri bize satın. Bu devletin mecburiyettir o insanları orada tutmak. Ben bugün çok güzel bir yazı okudum, onu da yazımdan istifade ederek aldım. Şöyle, yörükler, belki yörüklerden aynen, kurdun sırtı Toroslar Türksüzleştirilebilir, yörükler yoksa Anadolu'da yok diye Trakya Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Yüksel Hoş güzel bir yazı yazmış, analiz. Diyor ki yazısında, yanan dağlarımız ülkemizin omurgasıdır diyor. Kurdun sırtıdır demiştik. O omurga varken ülke dik durur. Dağ coğrafyanın bir ülkeye hediyesidir. Toroslar ve oradaki yörükler ve Türkmenler yerlerinde, yurtlarında, oldukları yerlerde bir yıl içinde inşai faaliyetleri tamamlanarak çadırlarıyla, her şeyiyle ayakta tutulmak ve durmak, bırakılmak zorundadır. Çünkü bunlar Toros dağları, Toroslar dediğiniz siz, o Suriye hattından başlayıp Irak'a kadar giden dağ silsilesi 3 gruptan oluşan, esasında Türkiye Cumhuriyeti'nin emniyeti. Hocam Musul Kerkük'e kadar da uzanır. Bak şöyle söylemiş, onu da alıyor. Ben de bunu yazısından öğrendim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün o dönemde söylediği bir ifade. Arkadaşlar gidip Toros dağlarına bakınız. Eğer orada bir tek yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tutuyorsa, şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla bizi yenemez. Beka esasında vatanın korunması ve Türk milletinin Anadolu coğrafyasında varlığını ileri bet sürdürmesi ise, o çadırlar, o dumanlar hep tütsün, vatanımız hep var olsun diye bu öğretim üyesi sözünü bitirmiş.